Restoran yan taraflar benzin istasyonu. Her türlü ihtiyacı cevap veren kompleks tesisler.
mesela, değil mi? Şimdi Vilano'ya yaklaşıyoruz. Biraz önce geçtiğimiz nehir çok tanıdığınız bir nehir. Po. Po. Bu Po, Sanki aşağı doğru ikiye bölüyor. Sağ ve sol olmak üzere. Ali Bey'in bir söylediğiniz bu yuvarlaklara. Buyurun. Şeritlerdeki yuvarlaklardan bahsediyorsunuz da. Peki ben herkese söyleyeyim o zaman. Şeritlerdeki yuvarlaklardan bahsediyorum. Yolun üzerindeki sağ tarafta gördüğünüz gibi beyaz beyaz yuvarlaklar var. Evet. Bu bölge Milano bölgesi. Özellikle sırf Milano değil. Kuzey İtalya'da bir özellik. Çok sisli bir alan. Çok yoğun sis oluyor. Nasıl bizim Bolu'muz var. Çok yoğun sis devamı var. Bu yolun sağ tarafındaki bu turuncu çizgi özel bir çizgi. O sadece boya değil. Onun altında bir sistem var. Ve o çizginin üzerine dokunduğunuz zaman ötmeye başlıyor. Ve o beyaz sistemler, evet beyaz mesela beyaz sistemler ve aynı zamanda sarı çizgi bunu sağlıyor. Böylece hiç önünüzü görmeseniz de gözünüz kapalı sağ tekerleğinizi bu sarı çizgiye oturttuğunuz zaman o sesle beraber gidebilirsiniz. Hiçbir yerinizi gör, hiçbir yolun hiçbir tarafını görmenize gerek yok. Çünkü bizde neden? Mümkünse. Çekecek. Mümkünse bir defa daha yaparsanız çekiyorum çünkü. Reklam gibi olmasın ama anlatılır yani. Ses çıkıyor. Mümkün mü Mustafa Bey? Efendim? Bir defa daha yapabiliyor musunuz? Tamam, teşekkürler. Burası XP hava meydanı mı? Zampini. Bilmiyorum. Ali Bey, burası XP'ye ait özel hava meydanı mı? Kargo için. Burası sağ taraf değil mi? Evet. Bu diğer şehrin uçağı var. Evet, XP. Burası XP hava alanı. Özel hava seyir. Evet, XP'ye vardı orada. Malpensa, Bergamo'dan sonra İtalya, Milano birleşmiş durumda bu iki şehir. Bizim İzmit'ten İstanbul gibi diyelim. Bergamo esasında küçük bir şehir. Şöyle bir olay. Bizde de Bergamo var biliyorsunuz. Bizde Bergamo var. Ama hiçbir alakası yok onların Bergamo'suyla bizim Bergamo'muz arasında. Aslında hiçbir alakası olmayan bir şehir. Città Convenienza'yı görüyorsunuz sağ tarafta. Bunlar yine büyük shopping, alışveriş merkezleri. Sapalım o zaman. Örneğin burası elektronik, tüm elektronik şeyler satılıyor. Televizyonlar, hi-fi'ler, müzik setleri. Burada 3-1 yenilmiş. 1-0 mu? 1-0. Beşiktaş 1-0 yenildi. 1-0 dedi arkadaşım. Hatta ben de bildiğim kadarıyla 1-0. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü rehberlikleri yaptığım için. Muhakkak iyi hatırlıyorsunuz, evet. Değil mi? Beşiktaş 1-0 mu yedirmişti? Beşiktaş İstanbul'da İlyinç Stadyumu'nda 0-0 berabere kalmıştı. Ve o maçta ben İtalyanlara ayrılan şeref kürsüsündeydim. İtalyanların işte Zenga'nın, kaleci Zenga'nın hanımı, işte diğer İtalya'dan gelen özel konuklarlaydım. İlk 15 dakika sustum tabii. İtalyanların tarafında olduğum için herkes bütün Türkler düzeltiyor ve Beşiktaş çok iyi oynuyordu. Ama 15 dakika dayanabildim. 15 dakika sonra başladım bağırmaya. İşte bir topumuz çünkü direkte patladı falan böyle döndü. Ondan sonra bizi İtalyanlar şaşırdı. Böyle bir 200 tane İtalyan ortasında biri. Kesinlikle değişik bir takım. Şimdi Beşiktaş'a tesadüf yapıyor. Az kalsın dayak yiyecektim orada. Ben de buradan etmiyorum. Şey böyle, ben de
bayram tartısını alırım. Bayram tartısı, tatlı yiyecek. Tatlı. Şeker takdir etmeyiz. Güzel tatlı. Soft oluyor. Bir de diyor kurban eti. Bir de kurban eti. Uzaklaştık yanından bir tehlike. Oradan girecektik. Şu anda Milano'nun içindeyiz. Yani bu sağımız solumuz Milano. Milano tamamen endüstri şehri olduğu için esasında kilometrelerden beri hep Milano'dayız. Hatırlarsınız söylemiştim. Merkez nüfusu 2,5 milyon kadar. 3 milyon veya diyebiliriz. Fakat çevresiyle beraber bu nüfus 11 milyona kadar ulaşıyor. İçine doğru gidiyoruz. Arabayı bırakıyorum. Ben etkiler, evet. Yok, otobanı bırakıyoruz. Otobüsü. Evet, evet. Buradan gidiyoruz. Diğer azı var. Niye yapalım? Niye Türk bayrağı yok? Güzel bir şarkı. Aaa.
kırmızı siyah alır. Ben de onlara baktım zaten. Böyle böyle sıkıyorsun, atıyor. Var mı? Gerek yok. Gördüm. Sen ne demek? Birer tane alan ortak. O ne? İstanbul'da. Birer tane alalım. Ben ısmarlamıştım ya, onlar gidiyorlar işte. Onlar gidiyor İstanbul'a. Evet. Arka tarafta kolon kolon yok, tarafta seni bak, bize gidiyoruz. Doğru mu? Her şey. Yakında inişe geçeceğiz. Evet. Komo'yu sormuştunuz bana. İşte Komo bu yoldan arkaya doğru gittiğimiz zaman işte yaklaşık bir 50 kilometre falan sonra yaklaşık varılıyor. Güzel bir göl. Etrafında küçük de bir şehir var. Gecik de bir şehir var. Komo gölü. Komo gölü. Kesin çok güzeldir tabii ki. Shopping Center. İşte geldik. Şimdi burada otobüsümüzü park edeceğiz zaten. Oraya mı? Doğru içeride çok. Tamam, hemen gidiyoruz. Çok güzel. Dolaşacaktık. Ali Bey programa göre alışveriş en son değil mi? Tabii ki. O şakaydı. Alışveriş son. Anlamıyor. Alışveriş son. Dolaşalım sonra. Önce dolaşalım. Önce alışveriş sonra fiş. Hayır hayır. Dolaşmaya kalktık mı tamam. Derkol nedir? Sonra gezemeyiz. Şimdi tabii dolaşmak derken dünyada ben yani çok fazla dolaşmadım. Hiçbir şey değil bile. Herhalde bir yabancı için dolaşılması en zor şehir Milano. Özellikle neden zor? Otobüsle veya bir araçla dolaşması. Fakat devamlı etrafta dolaşıyoruz. Hiçbir şeye giremiyorsunuz. Görmek isteriz vallahi. Bir Ali Bey burada metro var değil mi? İşte bu şehrin karşıda, altında bir şehir daha var. Metro. O karşıda yazılan metro hiç alakası yok o metroyla. O metro bir araba markası. Metropolitano diyorlar. Metro araba. Şimdi şu ipeyi geri açacağız. Sonra satacağız. Kirli araba yok mu diyorsunuz? Evet. Şimdi burada değil. Devamlı yağmur yağmış. Hayır, yol temiz. Valla şöyle, esasında tabii bizim yollarımız gibi değil, gördüğünüz gibi buralar. Bizim yollarımızı bırakın, burada toprak gömme imkanımız pek yok yaşadığınız.